Evet beyler bayanlar, yeni videodan herkese selam. Herkese salam bir selam. Rize'de değiliz ya, vallahi çok kötü bir giriş oldu ya. Neyse, Kopa'dayız, İzmir istikametine yolculuğumuz başlıyor. Hadi geçelim arabaya, devam edelim. Şöyle biraz motor sesi dinleteyim size. Şimdi bir 5 dakika geç çıkıyoruz perondan, hani son dakika gelen giden olur diye. Jantlar hep çizilmiş ya, hep böyle fırçayla silmişler. Jant aldın mı bunları böyle fırçalatmamak lazım, süngerle silmek lazım. Şimdi çıkacağız perondan, yolda devam ederiz. Evet, yatak videolarına bir tane daha ekleyeyim dedim sizlere. Yüzüm de pek görünmüyor ama dur şöyle yapayım. Dostlar şimdi neredeyiz? Havzadan çıktık. Çorum istikametine gidiyoruz. Saat şu anda 9.05 geçiyor. Araba çok dolu maşallah. Bayramdan sonraki 3. gün, yani bayram bitti. Bayramdan sonra yoğunluk hala devam ediyor. Hatta başka firmalardan arıyorlar, işte arabanızda yer varsa yolcu var diye. Biz de yok diyoruz. Maşallah, nazar değmesin, hep böyle devam etsin inşallah. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle bir yarım saat, bir saat kestireyim. Çorum'da diğer şoför arkadaş geçecek. 3 şoförüz bugün. Sürekli İzmir'e kadar. Böyle arada rotardar sesi de geliyor tatlı tatlı. Çorum'da geçtim mi o Sivrihisar'a kadar falan gider. Sivrihisar'da ben binerim. Gece saat böyle tam 2-2.30 gibi. En sevdiğim saatler. Böyle gece yol bomboş. Hele şimdi dolunay var dostlar. Ay böyle tepede tabak gibi. Öyle güzel bir manzara var ki, ama telefon da çıkmıyor. Çektim ama ona böyle profesyonel bir kamera olacak. Şahane bir manzara. Böyle inceden açıyorum. Güzel bir playlistim var benim, müzik USB'm. Onu da ne zamandır yapacağım, size paylaşacağım dedim de. Çok zor ya. Tek tek hepsinin adını yaz, paylaş. O yüzden paylaşamıyorum. Onu bir açıyorum böyle inceden. Kaloriferi de, klimayı da kısıyorum, kaloriferi böyle ılık kıvama getiriyorum. Yani of, cillop. Gece tadı bir başka oluyor yolculuğun. Neyse, şimdi sizin de canınız çekmiştir gece yolculuğu. Çok fazla canınızı çektirmeyeyim. Ben bu Trevegom'un yatağında biraz kestireyim. Herhalde sabaha görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Günaydın herkese. Şu anda uşağın çıkışındayız. Bir yolcumuz küçük bir rahatsızlığı var. Onun için durduk. Güzel ya, valla manzara, gün doğumunu, gerçi arkada gün doğumu ama böyle biz bu istikamete gidiyoruz. Bu istikamette de güneş çıkmaya yakın çok güzel oluyor. Böyle mavi, kahverengi, siyah renkler karışıyor. Sevgili Ali abi direksiyonda, şimdi ona devrettim. Evet. Yolculuk keyifli ya. İşte en güzel arkadaşlar, gece yolculuğu. Gece geliyorsunuz böyle. Ben çok seviyorum. Gece araba süreyim, gündüz yatayım mesela. Millet gündüz çalışıp gece yatmayı sever. Ben de tam tersi. Bana gece yol olsun, tadından yenmez. Şöyle Ali abinin yanına doğru yanaşayım biraz. Şu araba da çıksın. Hep böyle biz araba park ettik mi illaki bir araba çıkar. Merhaba Ali abi. Günaydın sana da. Ali abim de gerçekten yeni tanıştığım ama çok kıymetli, çok güzel bir adam. Şöyle manzarayı da göstereyim size. Şahane. Yolcumuz geldi. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Şu anda Gediz Kavşağı burası. Kütahya çıkışı. Tırcı abilerle beraber sabaha kadar gaz basıyoruz. Gece yolda kimse yok. Bir otobüs, bir tır. Hatta tırların da çoğu yatıyor gece. Genelde otobüs oluyor.
İşte ufak tefek binek araçlar. Böyle bir iki tane minibüs. İşte 8-10 tane tır, kamyon. Gerisi otobüs. Tabii otobüsler çift şoför. Ya dur yok. Ha babam gaz bas. Yalnız şu size şey anlatayım ya. Geceleri bu selektör yapanlar, özellikle şu hani led beyaz farlı olan böyle modelli arabalar var ya, ne diyorlar ona, şimşek çakarlı led selektör mü diyorlar, öyle anladınız siz böyle yani. Abi adam 1 kilometre geriden 500 kere selektör yapıyor. 500 kere. Ya arkadaş, o selektör yani, şimdi söylemek istemiyorum, dilim varmıyor. Mesela şimdi önümüzdeki araba sağ şeritte gidiyor değil mi? Adam buradan selektör yapıyor. Adam zaten sağdan gidiyor. Sola gelmiyor. Bir şey yapmıyor. Sen niye selektör yapıyorsun bu adamı? Hani bu selektör aksesuar gibi kullanıyorlar. Anlatabiliyor muyum size selektörü? Ya da mesela şimdi kırmızı yanıyor ya, bakın sol şeritteyiz biz. Arkamızdan selektör yapıyor. Ya arkadaş, kırmızı yanıyor. Niye selektör yapıyorsun ya? Ben onlara selektör canavarı diyorum ya. Selektör canavarları. Bilmiyorum, beni çok sinir ediyor ya arkadaşlar bu. Anlamsızca, pervasızca selektör yapanlar, amaçsızca. Niye yani bunu? Ben önümde giden arabanın arkasına yanaşıyorum, bekliyorum. Çekilmezse bir kere yapıyorum. Ya da korna çalıp uyarıyorum ki hani beni görsün diye. Çünkü selektörü de görmüyor. Bizim ülkede aynaya bakma alışkanlığı olmadığı için kimse de. Bir kere korna çalıyorum. Beni görünce zaten kaçılıyor kenara. Yani bu selektör işi benim çok canımı sıkıyor. Ne zamandır anlatacağım size selektör olayını. Şimdi aklıma gelmişken anlatayım dedim. Mesela sağa yanaşacağız, bak şurada bir araba var, gördünüz mü? Onun yüzünden sağa yanaşamıyoruz yani. Sinyal veriyor araba şu anda. Bırakmıyor ki sağa yanaşalım. Ha şimdi içinizden diyebilirsiniz, abi sol şeride niye çıkıyorsun, çıkma falan da. Yavaş gidiyorlar, onu sollamak için sol şeride çıkıyorsun. Sonra o da sende gaz basıyor, işte demin gördüğünüz gibi sizi sağa yanaştırmıyor. Ya inanın bana arkadaşlar, ben otobüslerin, kamyonların bazılarının yani yaptıklarını takdir etmiyorum. Yanlış işler yapılıyor, kabul ediyorum. Binek arabalarda oluyor ama bir otobüsçü gözüyle, bir kamyoncu gözüyle olaylara baktığınız zaman aynı şekilde bizler de çok şikayetçiyiz binek arabalardan, ufak arabalardan. Hani hep motorcu arkadaşlarım, ki grupta takip edenler var, motor grupları var biliyorum. Mesela motorlarda da böyle. Yani 50 cc'lik motorla 40'la gidiyor sağ şeritte. Ya tamam arkadaşım, sen de taşıtsın. Senin de bu yolda hakkın var, kabul ediyorum. Ama akışı, trafiğin akışını engelleme. Git sağdan git yani, emniyet şeridinden git. Şurada emniyet şeridinden gitmekten bir zarar gelmez. Ve biz sola çıkamıyoruz. Solda arabalar oluyor. Trafik yavaşlıyor. Yani böyle şeyleri biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum. Neyse, sabah sabah gene vaaz vermeyeyim size. Şimdi TS'e doğru ilerliyoruz. Hadi durun size şey yapayım. Daha önce kamerayla çektiğim ama videoların arasında koymadığım birkaç görüntü var. Onları koyayım. Ondan sonra devam edelim. Hadi. Tanımıyorum ama selam verdim. O da bizden. O da bizden daha. Ne olacak bizim mahallemiz ya? Mahallemize kedileri, köpekler bile yetmiyor. Kim ölmüş lan 35? Aa be. İki varsınız yazmış. Allah razı olsun. Sen de iki varsın. Devam et. Buraya gir. Of. Ya diğer bu çok.
Düşünerek de bir tane, iki tane de domates al. Ne olur olmaz ya. Evet, ne olur olmaz. Ama çay suyu alalım. Koymuş olamazlar herhalde değil mi? Koymuş olsun. Allah ne kadar koymuş ya.
Haydi bakalım perona gidelim. Ya güneş dediğin gibi tam karşıdan geliyor abi. Dedik ya. Gelişim sana ne? Ne yapayım abi? Kalmışsın. Dursun oradan, onu götüreceksin çıkış altına. Çıkış altına. Ankara'dan çıkış yapıyoruz. Haydi bakalım. Otoparktan perona. Ama buraya park edecektim Cevin abi. Burası çok sıcak olur. Ama aynen sonra aklıma o güneş mevzusu geldi. Evet. Sıcak olur diye arka tarafa gittim. Ama rakamlar ucuz ha. Aynen bayağı. Sen İzmir'de alıyorsun 90 lira tutuyor, burada alıyorsun 30 lira tutuyor, ben anlamadım. Top kick mesela İzmir'de falan 24-25 lira. Şeyde buradan aldım 20 lira. Ama İzmir'deki ikramcı değil de onlar. İzmir'deki şey yani bakkal gibi çalışıyor. Bizeden de 24 lira aldık. O da ikramcı. O zaman bizim İzmir'deki biraz. Küçükçülerden. Buradan çıkarken saate bakıp fazla para alacaklar büyük ihtimalle. Tabii canım, girişin sabah kaydetti değil mi? Tabii kaydetti. Aslında şurada durup çıkış alsak mı acaba? Yarım saat var işte. Yürür müyüz ya da abi? Yürürüz ya. Hareketle gezeriz ya. Altı ne mi hareket? Altı buçuk. Altı buçuk. Altı buçuk mu? Evet. Bir dakika var ya. Daha çok ya. Gezeriz gezeriz. Dakika değil ya. Yarım saat var işte. Evde geçiyor şu an. Sinirli. Araplar onu görüyoruz. Ağrı sesin yanına geçiyor herhalde her şey arasında. 105 mi? Öyle gireceğim de nasıl gireceğim bilmiyorum. Çok ağır seslerle hep giriyoruz. Çok bagajlar oluyor lan. Her bir şey var. Ben de öbür gün ağır sesle çizgiye yanaşmışım. Ama bunu böyle araya bir ayar yapmışız ya. Sen mısırcı da yıkadın. Şey alır gerek. Ne bileyim ya, alalım. Ben Türk'üm çünkü git gel yaptırmasın. Sen ver benim çantayı, ben alayım. Diğer taraf. Neresi? Düzgün. Hayır. Ben 6.5 değil mi? İyi bak. 6.5 aradım çünkü değil mi? Çeyrek almışlar ya. 18-15. Ankara'da perona yanaşıyoruz. Atlar start verildi, yarış başladı. Aynı şey gibi birader burası da. Ay, hadi turizmocu yürü bakalım. Ceyhun abi, Ceyhun abi öndeki atı geçmek için atak yapıyor.
sol kulvardan sahneye at. Özlem Diyarbakan ikinciliğe doğru gidiyor. Abi valla çok şey burası. Aynı hipodrom gibi baksana atlar. Tam da arkasına yanaşmış adamlar ya, gitmiyorlar. Baba 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 baba. Baba. Nereye bakayım? Özlem Diyarbakan Turgut Reis. Baba 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 baba. Girmişsin adamın arkasına, korna açılan abi. Olmaz ki ya. O kızı burada görürüz. Evet. Hangisini Yakup? Kim abi? Kaç nolu peron? 54. Ceyhun abi sen de biraz kafan görünüyor ama. Görürsün abi, fark etmez. Şöyle yapalım da. Havan olarak takipçilerimize. Takipçilerimiz. Evet, sinekler bana iniyor çıkıyor. Takipçilerimiz vurguluyor bir de. Hani benim takipçilerim demek istiyor. Ya senin ha benim ne fark ediyor? Arkadaşlar Yakup dondurma ısmarlayacak bize, size çekim yapacağım o anı. Helal helal Yakup. Helal. Yediğin dondurma yedilir alıp dondurma. Abi biz öyle, biz burjuvayız. Abi perona bakayım. Shell petrol var mı? Aa, o o kim ya öyle hemen gel gel gel. Ha 55. Shell petrol var mı? Ha, Özlem Batman. Gir baba Özlem Batman'ın yanına. Efendim Murat. Evet dostlar, peron burası. Şimdi yolcuyu alıp yapıştır. Vallahi perona giriyorum Ankara. Yolcuyu alıp yapıştırıyoruz. Hadi kaçın bakayım gençler. Peronda bu sıkıntı var dostlar. Orduya biz gitmiyoruz. Öbür araba gidiyor diyor. Dostlar işte bu peronda böyle bir sıkıntı var. İnsanlar dikkat etme. Hala Ankara'dan çekilmiyor sıralar. 8 gibi kalkıyor. Sen neredesin? Hadi bakalım görüşürüz birazdan. Gel bakalım gel gel gel. Gel bakayım. Gel Karabaş. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi hala Karadeniz sahil yolunun kenarında cepteyiz. Gündüz geldiğimizde çok sıcaktı hava. Güneşliydi, pırıl pırıldı. Şimdi hava kapattı, gece yağmurlu gösteriyor. Zaten pek bir araba yok. Bir tane tır var, bir de biz varız. Bir de şurada bir baraka var, baraka gibi bir yer. Orayı çözemedik. Kiralık mı, çay bahçesi gibi mi, aile mi oturuyor? Bilemedik. Burada minik dostuma ekmek veriyorum. Deminden beri yedi, doydu herhalde karnı. Gel. Herhalde karnı doydu, artık yemiyor. Çok cılız kalmış o da, yazık. Burada tabii dağ taş abi. Kim kime yemek versin? Kimse kimseye bir şey vermiyor. Allah yardım etsin. İşte ben de böyle gördüğünüz gibi burada günü geçiriyoruz dostlar. Yapacak da çok bir şey yok. Ceyhun baba yatıyor. Öğlen bir denize girdik çıktık işte, biliyorsunuz. Bayağı bizi şey yaptı yani. Nasıl derler? Mayhoş etti yani. Bir hoş etti. Denizden çıktık. Yattık uyuduk saat. Bana saatim de yok. Saatim de düşmüş herhalde. 6 falan herhalde akşam. Yatacağız şu güzel manzaraya karşı şöyle. Travego Otel'de. Kalkacağız, sabah sefere gideceğiz. Güzel oluyor. Şimdi birazdan yemek yapacağım. Yemeği yapacağım. Nasıl yemek yapıyoruz, nasıl yatıyoruz onları da göstereyim. O zaman video devam ediyor. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Üzülür müsünüz, sevinir misiniz bilmiyorum ama bu arabada artık işimiz bitti. Bugün itibariyle işten ayrıldım kendi isteğimle. Yeni maceralar, yeni arabalar elbette olacak ama öncelikle bir süre dinleneceğim. Çünkü Karadeniz yolu gerçekten yordu beni. Ne oldu, neden ayrıldık vesaire kafanıza takmayın, ciddi şeyler yok. Hepsini bir sonraki videoda anlatacağım. Fakat bir sonraki videonun gelmesi yani bir 5-10 gün, 15 günü bulabilir. Sabırlı olun. Panik yok, ben buradayım, videolar devam edecek. Ama öncelikle bir kafa dinleyeyim. Takip edin Instagram'dan, bu sırada ne yaptığımı görmek isterseniz hikayelerden. Diyecek başka bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.